Mus'ab ibn Umeyr'in oğlu Mus'ab. Buradaki ibn kelimesi Mus'ab'ın sıfatı, Mus'ab ibn diye onu ötele okuduk. Umeyr'in muzafun ilehtir. Umeyr'in oğlu Mus'ab demek. Hâzâ raculun min eshâbi Muhammedin aleyhissalâtu vesselâmu. Kâne cemîlel vecihi hasene surati kebîrel kalbi kerîmen nefsi. Bu bir adamdır diyor. Muhammed aleyhisselamın eshabından. Eshab sahibin çoğulu arkadaş, tekili arkadaş, çoğulu arkadaşlar. Muhammed aleyhisselamın arkadaşlarından bir adamdır. Bu yani Mus'ab. Bir adam, haber. Aleyhissalatü vesselam burası dua cümlesidir. Salat ve selam ona olsun demek. Ve kâne cemîlel vecihi. Vecih yüz demek. Cemîlel vecih yüzü güzel. Kâne o idi. Kâne'nin öznesi gizli o. Yani Mus'ab. Yüzü güzeldi. Hasene surat da şey. Bu da görüntü demek yani görünümü güzeldi. İkisi hemen hemen aynı yani. Cemil el-Meşhi ile Hasene surati aynı manaya geliyor. Peş peşe aynı anlamların gelmesi Arapçada alıştığımız bir şey. Surat görüntü, Hasen de güzel demek. Cemil de güzel, Hasen de güzel, eş anlamlı. Kebiral kalbi, kelime çevirisi kalbi büyük ama biz buna kalbi geniş diyebiliriz. Kalbi geniş, benim aklıma gelen bu. Geniş kalpli. Yüce kalpli de diyebiliriz yani kalbi yüce. Kerimen nefs. Nefs burada kişilik, karakter diyebiliriz. Yani ha pardon, cömert diyelim burada. Yani kendisi cömertti yani. Kerime cömert diyebiliriz, cömert. O zaman ne diyoruz? O kânın gizli öznesi. O onun yüzü güzel di, kalbi genişti ve cömertti. İnne kıssate hayati Mus'ab'in minel kısasil azimeti fil İslami. Mus'ab'ın hayatının kıssası. Zincirleme tanımı var burada. Mus'ab'ın hayatının kıssası. Hikaye. Yani Mus'ab'ın hayat hikayesi. Minel kısasil azimeti. Büyük hikayelerdendir. İslam'da. Mus'ab'ın hayat hikayesi İslam'da büyük hayat hikayelerden biridir. Burada önemli anlamında yani azime var ya bu önemli anlamında. Esas çoğul tekili kıssatun. İhtaran Nebiyyü Muhammedun Mus'ab ibn Umeyrin liyekune sefiral İslami ila ehlil medineti yed'uhum ilel hakki ve yuallimuhum umura dinihim. Peygamber Muhammed Mus'ab'ı bin Umeyr'i seçti. İhtara seçti. Niçin? Lam'ı görür görmez niçin diye soruyoruz. Olması için, onun olması. Yekûne'nin öznesi gizli huve. Ne olması? İslam'ın elçisi olması için. Sefir elçi demek sefir. İslam'ın elçisi olması için nereye? İla ehlil medineti, Medinelilere, Medine halkına, ehl halk. Niçin seçti? Seçtiğinin birinci sebebi
İslam'ın elçisi olması için. İkinci sebebi de, pardon, bu sebep bence sefirin sebebi. Peki Medine halkına niçin elçi olacak? Yed'uhum ilal hakki, hakka davet etmesi için. Onları, hum, onları gerçeğe davet etmesi için. Medinelilere İslam'ın elçisi olarak Mus'ab bin Umeyr'i, pardon, Medinelilere İslam'ın elçisi olmak için Mus'ab bin Umeyr'i Peygamber Muhammed seçti. Şimdi yed'u var ya, yed'u. Bu fiile yuallimu'yu bağlayacağız. Onun için ona da aynı anlam vereceğiz yani. Vav var ya burada, vav, baştaki vav, illet, vav atıf harfi. Bu vav ne yapıyor? Şu vav bunu şu yed'u'ya bağlıyor. Demek ki onları hakka davet etmek ve onlara dinlerinin emirlerini öğretmek için. Yuallim, alleme, yuallimu. Umur, emrin çoğulu. Emir, iş. Burada emir. İş değil, emir. Dinlerinin emirlerini öğretmek için. Toplarsak şimdi, Peygamber Hazreti Muhammed Mus'ab bin Umeyr'i, Mus'ab bin Umeyr'i Medinelilere onları hakka davet etmesi ve onlara dinlerinin emirlerini öğretmesi için İslam'ın elçisi olması için seçti. Ve kad hamele Mus'abun er-risalete ve fehime risaletehu ve vekafe inde hududiha ve belagat risaletu Mus'abin ehlel medineti ve arafuhu hakkan ve ehabbuhu cemi'an. Hamile taşıdı demek Mus'ab, Risale'yi, mesajı taşıdı desek, Türkçe'de Mus'ab mesajı taşıdı desek tam bir güzel bir anlam ifade eder mi? Bence etmiyor. Ne diyelim? Buradaki risalet bence görev manasında, yani vazife. Elçi olarak seçildi ya. Şöyle diyelim yani, Mus'ab mesajı taşıdı. Ya da Mus'ab vazifeyi yüklendi. Heh, hamileye yüklendi diyoruz. Risale'ye vazife diyor. Evet arkadaşlar, gerçekten de varmış mühimme, vazife demek. Mission diyor, bakın, görev. Mission. Mühimme, vazife demek, evet. Görevi, evet, görev manası varmış. Mus'ab görevi üstlendi, yüklendi ve görevini anladı. Vazifesini anladı. Risaletehu vazifesini anladı. Ve o vazifesinin sınırlarında durdu. Yani sınırını aşmadı. Vekafe durdu demek, önde, yanında, hududiha, o risalenin yani görevin sınırlarını aşmadı. Sınırlarında durdu yani. İnde hududiha. Hududun tekili haddir. Had, sınır, hudud, sınırlar. Ve belagat, ulaştı. Risaletü Mus'ab'ın, Mus'ab'ın mesajı. Burada mesaj diyoruz işte. Tamam. Burada mesaj diyor risalete. Ehlel medineti, Medinelilere, Medine halkına ulaştı. Tabi buradaki mesaj Mus'ab'ın mesajı değil. Mesaj Hazreti Muhammed'in mesajı. Ama götüren Mus'ab olduğu için Mus'ab'ın mesajı denmiştir. Ve arafuhu hakkan ve ehabbuhu cemi'an. Ve onu hakkıyla tanıdılar dersek olmaz arkadaşlar. Zaten çünkü önceden duymuşlardır yani. Ya da hakkıyla tanımak nasıl bir anlam yani, pek uygun değil bence. Burada şey diyelim, anladılar diyelim yani. Hakkıyla anladılar yani, hakkıyla anladılar ve onu herkes sevdi. Onu tamamı sevdi, onu sevdiler. Ehabbu. Hu zamirleri Mus'ab'ı gönderiyor. Ve dehale kethirun minen nasi fi dinillah. İnsanların çoğu Allah'ın dinine girdi. Buradaki fiin gelme sebebi dehaleden sonra gelmiş. Kethirun burada fail. Ve esre'u ile difa'i anhu
Ve esre'u koştular. İla esra'dan sonra gelmiş. Niçin? Nereye koştular? Difa'a savunmaya. Anhu onu. Hu burada dini gösterir. Dini savunmaya. Dinillahı savunmaya. Buradaki an da difa'dan sonra geliyor. Dafi'a yudafi'u difa'an. İkinci mastardan sonra an geliyor. Dafi'a'dan sonra an geliyor yani. Ve mastarlarından sonra. Ve fi yevmi Uhud'in, Uhud gününde ra'an nasu celalel mevkif. Buradaki mevkif durum demek. Celal de durumun vehameti, durumun ciddiyeti demek. Celal. İnsanlar Uhud günü durumun ciddiyetini gördüler. İndeme kânetil harbu şedîdeten. Savaş şiddetlenmişken, şiddetliyken, şiddetli olduğunda, indema iken, ında, ınca, savaş müennes bir kere, kânet onun için kânet olmuş. Ve kâne mus'abun yehmülül aleme. Burası hal cümlesi. Ve mus'ab, bayrağı taşırken. Burası hal. Mus'ab bayrağı taşırken, taşıyorken yani, alem bayrak demek, alem. Alem değil, alem. فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ شَخْصٌ اسْمُهُ بُنُ قَمِيْئَةَ وَهُوَ ذِدُّ الْمُسْلِم۪ينَ فَدَرَبَ بُنُ قَمِيْئَةَ مُصْعَبًا عَلَى اِحْدَى يَدَيْهِ الَّتِي يَحْمُلُ بِهَا الْعَلَمَ فَقَطَعَهَا. F burada bağlaç, önceye bağlıyor. Akbele ala yöneldi, bir de yaklaştı. Akbele ala. Şahsun bir kişi, ismihu İbn-i Gamiye, adı İbn-i Gamiye olan. Burada şahsun nekre, nekreden sonra gelen cümle sıfattır. Nasıl bir şahıs? İbn-i Gamiye adındaki bir şahıs. Gamiye'nin oğlu adındaki şahıs. Burada hal cümlesi ve hu zıddül müslimin, Müslümanlara karşı olduğu halde, karşı olan. Burası hal cümlesi ama hal cümlelerini sıfat olarak tercüme edebiliriz. Şöyle yani, ona doğru Müslümanlara karşı olan İbn-i Gami adlı bir şahıs yaklaştı, yöneldi. Yaklaştı demek daha doğru. Ve buradaki FV demek Zarabe İbn-i Gami ete Mus'aben. İbn-i Gami'e Mus'ab'a vurdu. Mus'ab'a ama ala ihda yedeyhi iki elinden birine. İhda biri demek, müennes olarak biri. İki elinden birine. Nasıl el? Elleti buradan marife isminden sonra geliyor ve sıfat olur. Marife isminden sonra gelirse ismi mevsuller sıfat olur. Elleti yehmülü bihel aleme. Bayrağı taşıdığı iki elinden birine vurdu. Biri üzerine vurdu. Darabe ala, üzerine vurmak. Bir şeyin üzerine vurmak. Bayrağı taşıdığı ve fekata'daki fv demek. Kata'a kesti ha onu. Yani o ihda yedeyhideki ihdayı. Yani elin birini. وَلَمَّا حَمَلَ الْعَلَمَ بِيَدِهِ الْاُخْرَى ذَرَبَهُ اَيْضًا فَقَطَعَهَا. Taşıyınca, bu lemma önce demek, indema ile hemen hemen aynı. Aleme bayrağı, بِيَدِهِ الْاُخْرَى diğer eliyle taşıyınca, yed müennes olduğu için uhra da müennes, sıfatı müennes yani. ذَرَبَ vurdu, kim? Huve o. ذَرَبَنِنْ faili İbn-i Gamiye'yi gösteren huve. Ona, yani bu da şeyi gösteriyor Mus'ab'ı. Eydan ona da vurdu. Yine diyelim, tamam mı? Yine eydan ya da aynı şekilde ona vurdu. Ve fekata'a ve onu kesti. Ha burada ikinci eli oluyor yani. Diğer eli. Kata'a kesti. Fe de bağlaç. Fe bunun üzerine akbele Mus'ab'ın bi cismihi alel alemi ve ma zâle ala hâzihil hâli hattâ zarabe hubnu gamiyete merraten thâliteten hattâ mâte ve huve yegûlu ve mâ Muhammedun illâ Rasûlullâhi. Şimdi diğer elini de kesince bunun üzerine akbele yöneldi, yaklaştı Mus'ab cesediyle, vücuduyla, cism, vücut demek. Ala, akbeleden sonra ala geliyor. Bayrağa doğru yöneldi. Aleme, bayrak, bayrak, sancak. Ve ma zale kaldı. Ala hadhil hal, bu hal üzere. Kaldı biraz, devam etti. Ma zale devam etti, kaldı.
Hatta darabe, vurana kadar. Hu ona. İbnu Kamiyete merraten salisetin, üçüncü kez vurana kadar bu hal üzere kaldı. Hatta buradaki hatta da sonunda diyelim. Sonunda mate ve öldü. Evet. Tekrar söylüyoruz. Hal kelimesi hem müzekker hem müennes olarak kullanılıyor. Burada müennes kullanıldığı için önüne hazi gelmiş. Hatta'ya burada e kadar dedik. Devamında fiil mazi geliyor. Muzari gelirse mek için manasına geliyor ama mazi ve isim gelirse e kadar demek. Hatta darabehu, ona vurana kadar o hal üzere kaldı. Merreten thalithetin, üçüncü defa. Üçüncü kez. Merra kez demek. Buna artık e kadar diyemiyor çünkü olmuyor manası. Sonunda diyelim buna. Öldü şöyle diyerek. Burası da hal cümlesidir. Şöyle diyerek öldü. Bu onun sözüymüş. Buradaki ma olumsuzluk ması ve ma Muhammedun Muhammed değildir. İlla Rasulullahi. Allah'ın elçisinden başkası değildir. Bu sözü söyleyerek öldü diyor. Buradaki illa İstisna edatıdır ve den başka demek ya da haricinde den başka. Resulullah'tan başkası değildir Muhammed. Ma burada olumsuzluk edatı.